beings in this world will definitely come. I suggest drawing. Acele etmemiz gerekecek. Abicim 1,5 dakika süremiz var. La bir de ben vurayım. Seni ananı sikerim. Bir rahat dur artık ya. Merhaba arkadaşlar, Gamer'da kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir seriden hepinize selamlar. Oyunla ilgili birkaç açıklama yapıp ardından da videomuza geçelim. Oyunu daha önce hiç oynamadım ve izlemedim. Ve böyle bir oyun olduğunu bilmiyordum dahi. Ta ki Mami bana diyene kadar. Bir testere serisinin hayranı olarak bu oyunu çekmesem çok ayıp olabileceğini düşündüm. Fakat eski bir oyun, haberiniz olsun. Bileniniz vardır, bilmeyeniniz vardır. Fakat güncel bir oyun olmadığı için ve biraz köşelerde saklanmış bir oyun olduğu için ben tekrardan canlandırmak istedim bu oyunu. Hadi bakalım. Altyazılar açık mı, bir dakika. Açık, tamam. Evet, bir testere sever olarak heyecanlıyım. Güzel bir oyuna benziyor fakat eski bir oyun. Grafikler hoş. Oo, bayağı hoş. Ve klasik bir tuzağımız kafamızda. Ayı kapanıyla kafamıza kurulan bir tuzak. Ve reis geldi. Uçan ne yapıyorsun? Bir oyun oynayacağız. Beni yakalama takıntın yüzünden kendi hayatını ve başkalarının hayatını heba ettin. Hemen bir dakika, özür diliyorum. Sesi biraz daha açayım. Gerçeği bulma pahasına hayatları mahvettin. Aileni kaybettin, Rosie'sini kaybettin. Üstüne ortağın dedektif Sink hayatını kaybetti. Çok kısa durdurdum. Burada spoiler vardır, sarmak isteyenler ileri sardırabilir. Dedektif Tab'i canlandırıyoruz. Dead by Daylight'a eklenen karakter olan. Ve biliyorsunuz ki filmde yanındaki Çinli veya Japon arkadaşı olması lazım. Ölüyor. Dedektif Sink adlı arkadaşı. Hemen devam ediyoruz. Sağlığım bozuldu. Göğsündeki kurşunu bıçakla oyarak içinden çıkardın. Ama hala pes etmedin, değil mi? Şimdi bu takıntını giderebilecek misin göreceğiz. Çenene takılı olan aygıtı hatırladığına şüphe yok. Senin araştırmanın ardında bıraktığın delildi. Anladım. Kaybedersen olacakları gör. Yani bizi o delil sayesinde bulmuş. O elden kırtılmanın yolunu bul ve beni etkile. Ya da bırak seni parçalasın. Kafamıza bir ayı tuzağı var ve eğer bundan kurtulamazsak paramparça olacağız. Bakalım bundan nasıl kurtulacağız. Mouse'umu çevirmemi istiyor, bilmiyorum. Yapıyorum bir şeyler. Umarım onu istiyordur. Golgası yaptım lan. Oğlum ölüyoruz lan. Umarım doğru şey yapıyorumdur, bilmiyorum. Neyi çeviriyorum şu an? Mouse'umu çevirmem isteniyor. Mouse çevirmem istemiyormuş arkadaşlar. Ha, bir dakika. 4. Aşağı yukarı. Tamam. Anladım. Kafamızın üstünde sayılar yazıyormuş. Neredesin cikisi? Oyunu oynamayacağım. Oynamam. Ha. Reis'e meydan okuyuz yani. Şimdi görevimiz banyodan kaçmak olduğu söyleniyor. Kapı etkileşimleri çok saçma şu an. Doğal olarak bir şifre bulmamız lazım banyodan kaçabilmek için. Ama bu şifreyi nerede bulacağız? Ya da kapılarda yazıyor olabilir mi? Bu ne lan? Aynalardan yansımasına baktığım zaman kapının 1-3 ve şu yansımayı çözemedim ama bu 4'ün yansıması olması lazım. 1-3-4 olarak şifreye girmek istiyorum. 3 yana geçtim. 4 şifreye gir. O zaman tersini deneyelim. 4-3-1. Yo, pardon. Aynen 4-3-1 olarak deneyelim. Yine yanlış. O zaman. Peki biz bu kapıları kapatabildiğimize göre... Kapıları kapattıktan sonra yansımasına baksak nasıl olabilir? Şimdi böyle baktığımda 4-3-1 olarak şifrem çıktı ama ben 4-3-1'i denedim.
Denemedim mi? Denedim. Reis TGRT'yi çekiyor mu ya bu? Abi kapılarla ve aynayla olayım var. Tamam onu anladım. Onda bir problem yok. Gayet güzel. Fakat... Bir dakika. Sanırım buldum. Şu aynadaki lekeleri yapboz gibi birleştirmem gerekiyor sanırım. Evet. 437'ymiş abi yapacağınız. 1'e sokayım yani. Yapacağınız 7'ye sokayım. 1'e niye soktuk? Sabahtır uğraştırıyorsunuz. 430. 7 şifreye gir. Bu kadar basit. Keşke beni Jigsaw'un sıradaki ipucunu bul. Merhaba merhaba, orada kimse var mı? Onun avradını. Varmış. Dayı varmış. Yeni bir kurban. Ya da ben mi izleniyorum şu an? Anlamadım ama kayıt noktasına geldiğime göre. Evet. Bir sonraki ipucunu bulduk derken bizle beraber muhtemelen tanıdığımız odadan kaçmak için takım çalışması şart. Panel aktif hale getirmek kapıları açar. İlk olarak tuvaletlerdeki nesneyi bulmamız gerekecek. Tamam. Bok karıştıracağız herhalde. Uyuşturucu bağımlıların tuvaletleri kullanmasına izin vermiyorum. Ha. Anladım. Psikolojik baskı yapıyor reis. Acele etmemiz gerekecek. Abicim 1,5 dakika süremiz var. Amaçlar kurbanı kurtar, tuvaletten sigortayı al. Tuvaletten sigortayı alalım babacım da tuvaletten sigortayı kabul bir ara 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 yapacak bir şey yok. Bu iğneleri hatırlıyorum. Ne oldu? Tuvaletten sigortayı buldun mu? Ha, tamam kurbanı kurtar. Seni nasıl kurtaracağım lan? Şeye mi takmam gerekiyor? Tamam. Kabul. Tamam. Kardeşim benimki hazır. Sen de yaptıysan patlamıyoruz değil mi? Lan sana ne oldu? Ha, kurtuldu değil mi? Tamam. Nereye gitti o şimdi? Ve ben buna bir daha basarsam ne oluyor? Ha. Kapının butonunu açtık. Tamam. Çıplak ayakmış. Şansa bak. Karşıya geçerken camlar açılacaktır. Benim ayakkabılarımı alamazsın. Yaralan bana ulaşabilir. Kabul. Ne yapalım? Şöyle soldan soldan gitsek. Ve yavaş gitme yok mu? Böyle illa hızlı mı gitmem lazım benim? Gerçi yavaş gidersen böyle şeyler daha çok acıtır. Doğru, hızlı gitmem mantıklı. Dört tuşuna basarak ışın aç. Artık bir çakmam var. Başka ışık kaynakları bulunabilir ve her biri farklı özelliktedir. Eyvallah dayı. Çakmağımızı açtık hocam. Hadi bakalım bana çakmak lazım. Bir ayak sesi. Allah belanı vermesin. Klasik bir korku filmi faresi. Anahtarını ver. Onda anahtar. Abi ne oluyor orada? Beni ispiyonladı. Beni ispiyonlamasını geçtim. O adam kim? Hay ne yapıyorsun? Bazıları asla hayatlara değer vermez. Sadece kendi hayatı önemlidir. Beşikten mezara kadar dünyadan istediklerini alacaklarını zannettiler. Onlara ölümün olasılığını gösterme ve hayatta kalmak için fedakarlıklarının gerektiğini. Zamanı geldi, senin de fedakarlıklarını göreceğiz. Abi işte ben bu adamı, John Kramer'ı bu yüzden seviyorum. Kral adamdır. Çünkü suçsuzları öldürmüyor, tamam mı? İnsanların bir şey yapanları öldürüyor ve hayatta kaldıkları için şükretmelerini sağlıyor. Benim hoşuma gidiyor açıkçası testlerinin tarzı. Filmin devamında anlatırdım. Biraz olaylar değişiyor ama... Amanda geldi. Nasıl kaçırdığını mı gösterdi bize? Sanırım böyle bir yerdeyken kaçırılmışız. Yani öyle bir animasyon girmiş ve o yüzden buradayız yine. The Peak bizi kaçırdığı için. Ne çıktı orada?
Ha, çöpü aradım. Akıl hastaları. Peki inemiyor muyum aşağı? Kınayı getir anne, yine şahmamızı yapıyoruz. Kral o kadar hızlı. Şerefsiz. Sen nasıl? Aha! Geliyorum geliyorum geliyorum. Kim vardı sen? Her gittiğim kapıdan da arkamı kilitlemeyeyim bir de. Sizin için iyi olmaz. Bu ne abi? Kapı sürgüleri Resident Evil'daki şeye benziyor. Gerizekalı bir çocuk vardı ya. Abi burada sıkıntılı bir şeyler dönecek. O belli. Sağlık şırıngası. Hepsini al. Peki ben bunu neyle kullanabiliyorum? Ses bandını çalıştır. Ha, tamam. Yine kaset bulduk. Takıntısının ilk kurbanı bu. Onu duyması gereken o şu an uyuşturulmuş durumda. Tep oyunun nasıl işlediğini bilir. Ve zamanında onu kurtaramazsa neler olacağını da. Anahtar onun hücresini sakla ve bakalım dedektif görüp tanıdıklarını koruyabilecek mi? Oradaki ablamız bir görgü tanığı. Ameliyathaneden kadını kurtar. Senin Allah belanı kahru perişan edilsin seni. Çabuk elime bir şeyler alalım. Ha, bu da farklı bir oyun oynadığı için ona da sanırım öyle bir görev verilmiş. Levye al. Öyle nasıl aldın ya onu? Shift tuşuna basarak dövüş pozisyonu alıyorsun. Yumruklarını veya bir silah kullanırsın. Bir hafif, tuşu hafif saldırıdır. Üç tuşu ağır saldırıdır. İki tuşuyla savunma yapabilirsin. E tamam ben. Vurmuyor ki. Ha bu pozisyonda kendimi. La bir de ben vurayım. Senin ananı sikerim, bir rahat dur artık ya. Oğlum canıma sıçtı ya, mekanikleri öğrenene kadar. Bana bulaşırsan, tamam mı? Bana bulaşırsan sonun hiç iyi olmaz abi. Fakat benim levyeyi al da sağlık şırıngamı basmam lazım abi. Şu gerizekalı yüzünden boş yere canım gitti. Gerçekten normalde çok daha rahat dövebilirdim sanırım onu. Çoğunuz Berdan nasıl kaçacağını merak ediyor. Cevap aslında basit. Dedektif David Tepi bulun. Onun vücuduna bir anahtar sakladın. Bu anahtar sizin tek kaçış yolunuz. Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapın. Anladım. Abi başkalarına da görev vermiş bizim vücudumuza bir anahtar saklayarak. Dolayısıyla hem testereyle hem de bu görev verdiği adamlarla boğuşmak zorundayız. Şu an kolay gelsin diyoruz yani bize, ne diyelim. Üstünü ara. Anahtar. Easy. Kapı sürgülü. Bu kapının anahtarı mı? Kilidi aç. Tamamdır, bu kapının anahtarıymış. Dövdüğümüz adamda da bizim işimize yarayan bir anahtar çıktı. Yani bir nevi figür olarak kullanılmış bir adam. Kayıt noktasına geldik bakalım. Müzik yükseldi, bu saatte sonra olacak. Pompalı tüfekli kapılar. Jigsaw Akıl Hastanesi kapılarına bu bir tuzakları kurmuş. Makara indiğinde gözüken tuşa hızlıca basmak için hazır olun. Eğer yanlış tuşa basarsanız veya doğru tuşa basmakta geç kalırsanız bir pompalı tüfek ateşine maruz kalıp öleceksiniz. Tamam. Oğlum biz bütün seriyi 2-3 gecede bitirdik lan, sen rahat ol. Basamıyordum az da. Bandajlar al. Bandajları neyle basıyorum? Evet al. Buralarda sanırım işim yok. Kapı aç. Oğlum müzik niye öyle yükseliyor ya? Ha. Neremde tam göremedim ama sanırım anılarımız eski, hatırlıyoruz şu an. Bize nasıl o anahtarı yerleştirdiğini görüyoruz abi. Biliyorsunuz ki testlere çok iyi bir, ne denir ona, cerrahi yöntemleri var yani. İnsan vücudunun neresinde ne olduğunu çok iyi bilen birisi. Dolayısıyla böyle şeyler yaparken insanları öldürmeden çok kolaylıkla yapabiliyor. Filmi izleyenler zaten biliyordur. Bazı kilitler çevrede bulunan eşyalar sayesinde açılabilir. Levyeyle vur işte. Etrafta bulunan eşyalar. Çivi. Çiviyle açılır herhalde.
Bazı kapılarda kilit takma bulmacaları kuruldur. Bulmacayı çözebilmek için halkanın içindeki boşlukta bulunan semboller birbiriyle eşleşmelidir. Halkanın içindeki boşlukta bulunan semboller birbiriyle eşleşmelidir. Ya şimdi şu orta yani yakın olan kısımdakilerle bir alakası olması lazım. Tamam, çivi çivi, düğme gibi olan şey, düğme gibi olan şey. Yine aynı çivi çivi, vida ya da. Altın gibi olan şey, altın gibi olan şey. Burada bir sıkıntımız var. Onu ona getirdik, yana çivi getiremedik. Tamam, anladım ama böyle olmuyor. Tamam, o zaman nasıl yapabiliriz? Tamam, buna çivi getirdik, ona altın getirdik. Bu sefer diğerinin altını bozulacak. Bunda iki çivi olduğuna göre buna altın getiririz. O zaman hah! Tamam. Tamam. Orada iki tane çivili olanın bir tanesi alternatif seçenekmiş. Yani onun için koyulmuş. İki tane çivi koymadık sebep oymuş. Açın burayı. Açın, açın. Tamam, burayı da vidayla açayım. Ameliyathaneden kadın kurtar. Ana kapıyı açmak için bir yol bul. Ay, bu tuzağı korku kapanından da hatırlıyorum bir yandan. Korku kapanı adlı lanet filmde de o tarz bir şey vardı. Ney bu? Sanki bunun yanına gelince bir şey gösterdi ama yanlış mı? Ya da şurada mı gösterdi? Sen ses bandını çalıştır. Bazıları amaç edinip test olmak istiyor. Bazısı kendi testini yapar. Doğru diyorsun reis, sen de haklısın, ekmeğinin peşindesin. Hastaneler acısına göre sıra ısırma sonucu olur. Şu an diğer taraftan sürgülü. Su içtin. Nasıl bir su içti şu anlamadım. Eğilseydin reis istiyorsan. Benim adım Rose. 8 yaşındayım. Anneciğim benim çocuk felci geçirdiğimi söyledi. Çocuk felci kötüymüş. Amcam Jack'ten bile daha kötüymüş. O yürüyebiliyor ama sarhoş gibi. Şimdi onun makinasındayım. Benim yerime altına nasıl ineceğim bunun? Benim yerime nefes aldırıyor ona. Ona demirciğer diyorlar. Hemşire ben ne dersem onu yazabileceğini söyledi. Böylece günlüğüm kim olduğunu unutmayacak. O benim tek arkadaşım. Arkadaşlar, eyvallah, elinize sağlık çeviri için de bir virgüle mürgüle dikkat mi etseydik, hiçbir şey anlamıyorum ki. Yine bir flashback ile geçmişe gidiş. Lamba bulabilirsin demiştin. Yine bir öküz. Sifonu açık unutmuş abi sanırım. Klozette bir şey var mı? Yok. Kapalı olduğuna göre kesin burada bir şey var. Burada da yok. Benim o ablanın yanına gitmek için neler yapmam lazım acaba? Oy! Unuttum. Bubi'yi unuttum. Yemin ediyorum. Bubi'yi unuttum. Fuse box. Sabir fuse lazım. Bazı duvarların eğik olduğunu fark etmişsinizdir ve bazı duvarlarda çökme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Lütfen bu duvarların yakınlarındaki hastaları başka odalara aktarın. Bazıları bu duvarları yıkarak kaçabilir. Yapı müdürüyle sabah bu konuda görüştüğümde bu duvarların yeniden yapımı vakıftan karşılanacakmış. Umarım bu yardımcı olur. Daniel Whitehurst. Eğik dediği bu mu acaba? Burayı ben peki yıkamaz mıyım burayı? Tamam. Mantığını anladım. O shift ile dövüş pozisyonuna geçmeden hiçbir şekilde saldırı yapamıyorsunuz. Tamam, sigorta buldum. Çok güzel. Peki ben gidebiliyor muyum buradan? Kapı sürgülü, anon sürgülü. Fuse'umuzu da fuse kutusuna yerleştirdik ve kapımız açıldı. Sanırım burada
büyük büyük olaylar olacak. İlk bölümümüzün de burada sonuna gelelim arkadaşlar. Ben çok keyif aldım oynarken. İyi ki başlamışım diyorum bu oyuna. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Burada gerçekten bir şeyler olacak gibi. Böyle 20'şer dakikayla yarım saat arasında atmayı planlıyorum her bölümü. Bu tarz yeni serilerin tutmasını gerçekten çok istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım seriye devam edebiliriz. Ben devam etmeyi çok istiyorum çünkü oyun çok hoşuma gitti. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.